Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Free Bro ve bugün Elden Ring'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Macera olduğu şekliyle taze taze devam ediyor. Kanala ilk defa geldiyseniz Elden Ring oynuyoruz. Tüm detaylarıyla Platinum ödülü almaya çalışacağız. Yani Elden Ring'i didik didik ediyoruz. O yüzden kanala üye olursanız çok çok sevinirim. Üye olurken arkadaşınızı da getirirseniz daha da memnun olurum. Like atıp yorumlara güzel şeyler yazarsanız nefis olur. Şimdi büyülü mağaraya girdik. Bu enteresan mağaralardan bir tanesi. Sandıkları açtığımız zaman ışınlanıyoruz. Aynı mağaranın iki A ve B şeklinde ve hatta iki tane mağara var. Ve birinden diğerine geçip duruyoruz. O yüzden çok karışık bir mağara. Bu yüzden kullandığımız sandıklara şu taşlardan koyuyoruz. Bu bizi ana merkeze, oyunun en başında götürecek olan sandık olduğu için buna bir tane daha koyacağım. Ve buradan devam edeceğiz aşağıya. Aşağıları zaten toparlamıştık biraz. O yüzden hızlı bir şekilde buraları geçebiliriz. Çünkü şu alttaki çiçeği almıştık geçen bölüm. Ona bakabilirsiniz zaten. Şuradaki arkadaşları öldürmüştük. Yukarıda görüyorsunuz. Bunu açıp buradaki patrona ulaşmamız gerekiyor. Oradaki kolu kullanıp. Ama oraya nasıl ulaşacağız? Onu şu anda bilemiyoruz. O yüzden aynen yola devam ediyoruz. Burada böyle sulak bir alan var. Arka tarafta eşyalar var. Fakat ulaşamıyoruz oraya derken yukarıdan bize ateş ettiler. Şurada sinsi sinsi bize ateş eden bir arkadaş var. Öldüremedik. Bir tane daha deneyeceğiz. Bu sefer öldü. Buradan devam. Hemen şu kapının yanında bir tane olacak. Şöyle yapacağız ve geri kaçılacağız. Buna da şuradan böyle yaklaşacağız. Şimdi yukarıda bir tane olacak. Bu bir kere de öldü. Güzel. Şimdi şurada saklı bir duvar var. Aşağıda bir sandık daha var, görüyorsunuz şöyle. Ona gitmeyeceğiz. Öncelikle şu sandığı halledeceğiz. Kullanacağımız için Allah peşimden geliyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Can şişemden kullanmayacağım da şundan kullanacağım. Çünkü 7 tane zaten FP şişem var. Mavi barımı doldurdum bu şekilde. Şunu açalım. Açmadan tabii ki Allah, yanlış şey bıraktık, işaret koyalım diyecektim. Boşu boşuna bir tane FP şişemizi içtik. Focus point, focus puan şişesi. O da çok uzun oluyormuş. Böyle bir yere geldik. Dev saksılar var. Bize saldırmadan bunu hallediyoruz. Şuradan bir tane daha geliyor. Allah dönmesine müsaade etmeden leş gibi. İyi patlıyorlar bunlar. Bunu aldık. Buradakileri aldık. Cookbook vardı. Önemli. Şunu aldık ve burada başka bir şey kalmadı. O yüzden sandık var. Çıkmak için buradan hemen taşımızdan kullanıyoruz. Bu sefer taş kullanalım. Yanlışlıkla başka bir şey basmayalım. Ve buradan tekrar ışınlanıyoruz. İşaret koymazsanız şöyle bir şey oluyor. Buraya gittim mi, oradan geldim mi, buraya tekrar mı geldim diye. Mesela burayı bitirdik artık. Bu sandıktan gidilecek yerleri tamamladığımız için bunu anlıyoruz. Çünkü buraya taşımızı koyduk. Şimdi sağdan aşağı ineceğiz. Orası kalmıştı yapmadığımız. Onu alacağız. Şuradaki çiçekleri alalım. Bu patlayan saksılardan var. Bir tane de burada var. Geri kaçılıyorum. Çok hasara yol açıyor bunlar. Dikkatli olun. Hemen bir taş kullanıyorum. Ve sandığı açıyorum. Bir şey unutmadık değil mi burada? Hayır, yok. O yazılar çıkınca da sandığı açınca zıplayıp hareket edemiyorsunuz. O yüzden de mutlaka bir üçgene veya X'e basın sandıkları açtıktan sonra. Buna bir işaret koyuyorum. Şurada bu arkadaş var. En güzel şu şekilde ölüyor bunlar. Bunu aldım. Şunu gönderdim. Bu bizim aşağıda geldiğimiz yer. Biz soldan bu sefer devam ediyoruz. Bunu öldürdük.
yukarıda yapılacak başka bir şey yok derken bu arkadaş geldi. İyi fark ettik bunu. Aşağıya atlıyoruz. Şimdi aşağıda göreceksiniz ki çiçek tekrardan gelmiş ve Allah, buna hep kanıyorum. Bunu hallettik. Gördüğünüz gibi bunu almıştık. Bu tünellerin veyahut da bu mağaranın ikinci tipi, onun içerisindeyiz. Yani hallettiğimiz şeyleri tekrardan halletmemiz gerekecek. Şurada saksı var, buna ayaklanmadan gireyim. Başka bir şey var mı? Odada var tabii ki. Allah'tan oraya takıldı o. Üstümüze gelseydi ölmüştük. Bunu aldık. Bunu aldık ve buradan saksının içinden çıkanları aldık. Oh, bu da bize bir şey bırakmış. Harika harika. Şimdi ikinci mağarada olduğumuz için arka taraflarda tabii değişti buranın. O yüzden oraya doğru gideceğiz. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Burada yok. O yüzden aşağıya. Bu sefer burada bunlar da yok. Yok 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 yok. Bu sefer şeyler değişti. Sandıklar değişti. Yukarıya kullandık, görüyorsunuz. Bu sefer ilk başta aşağıdakine gideceğiz. Sonra buna geleceğiz. Aşağıdakini öncelikle bitiriyoruz. Şimdi bir kere burada bir şey var mı? Arkamızdan gelecek, üstümüze atlayacak. Yok. Kullanacağımız için taş koyduk. Otomatikman karıştırmayalım hiçbir şeyi. Üçgene bastım. Burada bir sandık var. Kullandığım için koyuyorum. Gel. Allah, aşağı düştü taş. Şuraya koydum. Bu ölü. Bu ilk geldiğimde yukarıya ateş edip bunları öldürmüştüm. Bu sefer burada bir merdiven var. Ahşap merdiven var. Burada bir merdiven vardı geçen. Diğer mağarayı temizlediğimizde bu sefer böyle bir ahşap merdiven var. Buraya geldim. Sağda solda düşmanlar var mı? Alo alo alo. Kimse yok. Peki o zaman hemen kullandığımız için bunu koyuyorum ve buraya basıyorum. Bakalım bizi nereye götürüyor? Buraya daha gelmemişiz. Çünkü taş yok. O yüzden bunu koydum. Burası şimdi oyuna ilk başladığımız tünelin başı. Fakat tabii ki farklı burası. Hemen göreceksiniz. Şurada alacağımız bir eşya duracak. Ama bu sefer kesinlikle burada birisi var, gördüğünüz gibi. Bunu hallettik. Şurada bunu aldık. Buradan şu eşyayı aldık. Smithing Stone 5. Bu bize bir şey armağan etmiş. Onu aldık. Şimdi geri gitmiyoruz çünkü orada sandık var. Onun yerine buradan atlayacağız aşağıya. Camdan aşağıya. Ve oh. Bu hallettiğimiz yer, hemen anlayacaksınız. Çiçeği toplamışız gördüğünüz gibi. O yüzden böyle gidiyoruz. Hatırlarsanız bu kilise gibi bir yer vardı. İlk soldakini yapalım demiştim. Gördüğünüz gibi hemen bakıyoruz aşağıya. İşte oraya işaret koyduk. Onu kullanmış olduğumuz için bundan devam ediyoruz. Ve buraya koyuyorum bu sefer taşı. Çünkü bunu kullanıyorum. Üçgene X'e bastım ki değişsin şey diye. Şimdi burada küçük şeyler var. Saksılardan var. Bir tane burada var. Sonra da eşyaları toplayacağız. Şurada bir tane koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Kayboluruz, mayboluruz. Bunu aldım. Çok güzel. Bu kaçıncı seviyedenmiş? 6. seviye. Bana 8 gerekiyor. Daha da ileriki mağaralara girdiğimizde alacağız onlardan. Ama başka bir tane koruyucu ruhlarımı güçlendirmek istersem bayağı 5 ve 6'm var artık. Yani epey kuvvetlendirebilirim. Bayağı uzun bir merdivenmiş. Arkamda bir şey yok.
düz devam ediyorum ve oyunun en başındaki şaltere geldik. Bunu kullanıyoruz ve patronun kapısı açılmış oluyor. Bu sefer aşağıya. Bakın, o yazı olduğu için ne vurabiliyorum kılıcımla ne takla atabiliyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Onu geçiştirmek için X'e veyahut da üçgene basmanız gerekiyor. Ve ondan sonra o yok oluyor. Sonra da her türlü hareketi yapabiliyoruz. Nereye geldik? Bizi en başa götürecek olan sandığa geldik. İki tane ışığımız var çünkü burada. Açıyorum. Ve oyunun en başına ışınlanıyorum. Şimdi buradan düz devam. Sağ. Buraları geçiyoruz. Ve işte en başa geldik. Şimdi burada bunu çok rahat halledebileceğinizi düşünüyorum. Basit bir düşman var. O yüzden ben sadece şundan alıyorum. Isırıyorum bundan ve direkt saldırıya geçiyorum. Allah Allah, enerjim bitiyor ya. Gördüğünüz gibi çok kötü. Bunlar da bunu öldürünce bitiyor. Hiç size saldırmadan işini bitirebiliyorsunuz. Ama sizin beklemeniz lazım. Buraya doğru giderseniz bu saksılar da size saldırmaya başlıyor. İş biraz daha zor olmaya başlayacak. Şimdi bir tünelin, mağaranın başına ışınlanalım. Burada yapılacak başka bir şey yok. Böylelikle Altus Platosu'nu ve başkentin dış duvarını toparlamış olduk. Hemen bir bakıyoruz. Sonra tekrar geleceğiz. Tabii buralarda halledecek başka şeyler olacak. Fakat artık bayağı toparladık burayı. Buradan girişi de açtık. Şu şekilde. Burada halletmek istediğim bir şeyler daha var mı diye düşünüyorum. Bakınıyorum. Ediyorum. Şöyle bir şey var. Şunu açmıştık zaten. Evet. Tamam. Burada başka bir şeyimiz kalmadı. Şimdi Altus Platosu'na ve buraya küçük bir ara veriyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eski dost Kaelit'e geri dönüyoruz. Neden? Çünkü Kuzey Kaelit'i yapamamıştık. Çok zordu o zamanlar. O yüzden buraları toparlamak için bir kez daha gidiyoruz. Şimdi şuraya ışınlanacağız. Girer girmez Bestial Sanctum bize saldırmaya başlayacak. Fakat onu 3-5 kere vurduğunuz zaman sakinleşip sizle konuşmaya başlayacak. Biz de ona hazırlıklı olacağız. Şöyle ki girer girmez ben şunları yapayım. Dikkati dağılsın biraz. Onun dışında şunu açacağım. Ve zaten geliyor bana doğru. Kaç kere vurduktan oha. Biraz kuvvetli vursaymış. Ha, birkaç kere vurduktan sonra zaten gördüğünüz gibi sakinleşti artık. Konuşabiliriz. Bakalım ne diyecek. Onu kaldır lütfen. Unutmayacağım. Gerçekten tekrar unutmayacağım. İştahım. Benim günahım. Lütfen. Lütfen yeter artık. Acı çekiyor, enteresan. Tekrar aynı şeye geldik. Aynılarını söylüyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Tekrar buraya geliyoruz. Lütuf ışığına. Ve burada bir dinleniyoruz. Bunu dinlendiğimiz zaman iştahı geçmiş oluyor ve sakinleşip yerine oturmuş oluyor. Death Root'lar almıştık biliyorsunuz. Death Root buna verdikçe bize özel eşyalar veriyor. Şimdi iki tane güzel sihir verecek bize. Bir konuşalım. Evet, ver diyoruz. Üçgene basıyoruz. İki tane daha bulmuştuk Death Root'lardan. Onları veriyoruz ve onların karşılığında bize çok teşekkür ederim diyor. Günahlarıma dokunmaması lazım. Özellikle bir insan tarafından. O yüzden sana şu güzel eşyaları veriyorum diyor.
Fakat bana daha çok getirmen lazım diyor. Benden daha çok Death Root istiyor. Stone of Gurang aldık ve Beast Claw'u aldık. Bunlar güzel sihirler. Eğer bir Fate build'ı yapıyorsanız, bir Fate inanç inşası yapıyorsanız, o zaman çok işinize yarayacak iki tane sihir. Şimdi ne yapacağız? Şuna dokunamıyorduk bile, o kadar güçsüzdük, biliyorsunuz tek vuruşta bizi öldürüyordu. O yüzden şimdi buna dadanacağız. Dadanmadan önce şunu çağıralım, bir destek olsun bize. Şunu çalıştıracağım, canımı fullleyeceğim, bunu alacağım. Ondan sonra şöyle başlayacağız. Oha, yere indirdi. Bayağı bir alır canından herhalde. Yok, o kadar çok alamadı. Ya nereye kaçıyorsun? Oo, bir daha indirdik. İmkansızdı bunu ilk gelişimizde öldürmek. Evet, bu sefer iş bitti. Gargoyle's Black Blade'ini aldık. Ve Gargoyle's Black Halberd'ini aldık. Hiç fena ekipmanlar değil. Bize göre değil sadece. Ama şuradan göstereyim size. Halberd'imiz nerede? Şu aşağılarda olması gerekiyor. İşte burada. Hep Fate. Yani Fate inşası yaparsanız gerçekten çok şanssınız. Yani güç, dexterity ve Fate inşası, yani birçok silah ona bağlı. Arketler çok zayıf. Çok az arket silahı var. Bu dex inşaları da güzel. Strength ve dexli olan. Bayağı kullanabileceğiniz silahlar var. Bol bol denemekte fayda var. Şimdi ne yapıyoruz? Bu alana geldik. Ben şöyle küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Daha önce buraya geldik. İlk defa seyrediyorsanız birkaç şey anlatayım size, niye geldik buraya, ne yaptık diye. Şu aşağıda ağaç var. Oradan seed toplamıştık. Güzel silahlar bulmuştuk bu bölgede. O yüzden ilk defa geliyorsanız bazı eşyaları biz buradan topladık zaten. İşte şu sağ tarafta bir tane parlayan karınca vardı. Oradan artı 8 bir taş almıştık hatta. Öyle hatırlıyorum. Çok çok eskilerde kaldı. Çünkü zaten 100 kaçıncı bölüme geldik artık, ben bile bilmiyorum. Şurada bunu çıkartacağım artık. Bunun yerine şunu koyacağım. Bu ne yapıyor? Şarjlı saldırılarımı, büyülerimi daha da kuvvetlendiriyor. O yüzden şarj edebildiğim bütün şeyler artışa geçiyor. Biraz böyle oynayalım bakalım, çok etkilenecek miyiz? Her şeyimi kullanabiliyor muyum? Evet, kullanabiliyorum. Şimdi buradaki ufak tefek böyle düşmanlar var. Fakat acayip kuvvetli o düşmanlar. İki vuruşta bizi halledebiliyorlar. Onlara dikkat edeceğiz. Sonra onu bu bölümde yetiştirmeyebiliriz. Bir tane böyle kayalardan atlayarak bir silahla bir tane büyü alacağız. Allah, yanlış yere kalmış. Şunu şarjlı yapacaktım. 677 gücünde, bakalım şarjlısında nasıl olacak. Şarj derken de basılı tutuyorum L1'e. L1'e. Ve ondan sonra bayağı daha güçlü ateş edebiliyoruz. Bakalım şimdi. 1191. Bir de şununla deneyeceğim onu. Bakalım daha kuvvetli olacak mı? Önce şu sol tarafları bir toparlayacağız. Şöyle şuraya kadar. Sonra sağ tarafları şöyle. Sonra da bir ejderha halledeceğiz. Bu ejderhaya daha önce dokunamamıştık. Çok güçsüzdük. Şimdi onu halledeceğiz. Ama önce bunlar, bakalım.
500, 1199 muydu deminki? Ama bu şeyden çok alıyor. FB çok kullanıyor. Ona dikkat etmek lazım. Bu arada 124 binim. Unutmayalım. Paracıklarımızı harcayıp karakterimizi güçlendirelim. 1191, diğeri 1000. Baya baya fark var yalnız ha. Ama bunu da 2-3 atışta FP'im bitiyor yani. 1559. Vay be. Baya fark ediyormuş. Biraz bu kalsın bakalım o zaman. Dı. Şu aşağılarda bir şey var mı? Hemen hızlıca bakıyorum. Burada yoktu. Şimdi sağdan yukarı gideceğiz. Hep bu adamlar var. Burada toplanacak bazı eşyaları zaten aldık. Aynen yukarı gidiyor. Şu sağdaki adamları öldüreceğim. Bunlar niye öldürüyorum? Çok iyi para veriyor. Herhalde 13.000 falan olacağım. Yakında şeyi öldürünce de zaten 200 olup yani karakterimi iki kere kuvvetlendirebilirim. Tekrar şuradan fulledim. Kaç atış yapabiliyorum acaba bununla? Şarjla herhalde 3 atışta bitiyor galiba. Deneyeceğiz. Yo, fena değil yani. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Şuradaki ağaçtan seed'i almıştık. Aklınızda olsun. İlk defa geliyorsanız orada güzel seed bulabilirsiniz. Pek de bir şey bırakmıyorlar ama. Bunların güzel silahı var. Ondan belki şansımıza düşürürler, alırız. Şimdi şu tarafa gideceğim. Burada iki tane olacaktı. Şu aşağıda da karıncayı bulmuştuk. Ve artı 8 taş vermişti bize. Kılıcımızı geliştirmek için demirci taşı. Şimdi şurada bir tane var. Çok uzakta kaldı. Bu da bitti. Bir tane de burada var. Allah. Bir şey bıraktı bize. Pek de ölmüyor ama. Bu ne bıraktı? Oo, Vulgar Military Saw. Çok güzel. Adamlara bayılıyorum gerçekten. Minik minik ama kuvvetli vuruyorlar. Bazı mağaralarda da çıktı ama bu kadar kuvvetli değillerdi o mağaradakiler. Şurada geyik var bir tane. Onu bir halledelim. Şey, bunun üst buralarda bir yerdeydi o top. Şu karşıda, tam karşıda çıkıyordu galiba. Bakın şurada arkada atladıklarımız varmış. Ben diğerine geçeceğim. Bununla daha hızlı ateş edebiliyoruz. Nereye geldik? Buralara geldik. Öldü mü? Öldü. Şimdi burada köprünün üstünde ejderha olacak. Ve çok pis bir ejderha. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Paralarımızı bir kere harcayalım. Bakın canlandı. Ateş saçıyor. Bu bölgede çok fazla ejderha var. Hepsiyle dövüşebiliriz. Bakacağız zamanımız yeterse, keyfimiz varsa. Hepsi yalnız sihir veyahut da silah bırakmıyor. Özellikle ismi olanlarla dövüşeceğiz. Onları kesin halledeceğiz. O, bunu 35 yaptık. Süper. Bununla işimiz bitti artık. Gideceğimiz yön şurada strength'i 20'lere doğru ilerletebiliriz. Intelligence'ı da Allah ne verdiyse yürüyeceğiz. Belki bir ara Vigor'u da 50'ye çıkartacağız. Maksat ve amaç bu. Bundan sonra biraz daha puanlar hızlı gelecek. Çünkü düşmanlar artık gittikçe zorlaşıyor. Özellikle başkentten itibaren baya baya zor olacak. O yüzden de kazancımız da ama ona göre artacak. Şimdi kendimizi biraz korumaya almamız lazım. Şunu kullanalım. Bunu kullanalım. Arkadaşı çağıralım.
canımızı fulleyelim. Sonra şunu alalım ve buna doğru gidelim. Dediğim gibi alev çok kötü. Alevinden, bunun alevinden kaçacağız. Bizi gördü zaten. Alev saçmadan vurabilirsem ne güzel olur. Vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Yere indirebilirsem harika olur. Kafasından vuruyorum. Bin atına ve git. Yere düşürdük ama biz de öldük o arada. Yapacak bir şey yok. Kalkıyoruz ve tekrardan başlıyoruz. Alev yaptı mı kaçıyoruz. Alevler çünkü çok uzağa gelebiliyor. Ve feci bir şekilde bizi vurabiliyor. Lütfen uçma. Oha. Kötü oldu. Kalkınca çok kötü. Çabuk koş. Allah. Bir kere daha yeri insan ne olur ya. Uf, tam önüme bu sefer ya. Var mı bu kadar bir güzellik? Ve işi bitti. ...80.000 aldık. Karakterimizi tekrardan güçlendirebiliriz. Süper oldu. Şuradan şuna geçeceğim hızlıca. Şimdi köprünün sonunda... Bakalım, vakit de çok olmuş ya. Köprünün sonunda aşağıda bir tane parlayan şey olacak. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Şu aşağıda görüyorum. Onu kaçırmadan şu tepeden halledebilir miyim acaba? Hemen bakacağım. O beni fark etmesin de. Nerede? Şurada. Şöyle yapacağım. Bup. Saklanacağım. Ben gitme. Ha. Oh, yakaladık. Bestial Constitution sihirini aldık. Bunu da hallettiğimize göre şimdi çok kıl bir şeye gideceğiz ama bakıyorum vakit kalmadı. Can şişem de kalmadı. Bu aşağılarda şimdilik işimiz yok. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şuraya ışınlanacağız tekrardan. Şu aşağıda kayalıklarda bir yere geleceğiz. Bu PC'de galiba bug oldu. Ve yapılamıyor. Belki bir güncellemeyle tamamlanmıştır. Şeyde, PlayStation'da çalışıyor halen. Aşağılara inilebiliyor. Fakat onu bir sonraki bölüme bırakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala ilk defa geldiyseniz lütfen ve lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like atın, yorumlara güzel şeyler yazın ve mutlaka arkadaşlarınıza da söyleyin. Onlar da üye olsunlar, tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.